bir anne baba olarak insanın çocuğundan daha büyük varlığı olabilir mi? Daha değerli varlığı olabilir mi? Olamaz tabii. Benim çocuğum madem ki makarnayı seviyor, o halde veya pilavı seviyor, her gün makarna. Sabah makarna, öğlen makarna, akşam Evet. makarna, ertesi gün. Böyle bu çocuğa düşmanlıktır. Çocuğunuzu o zaman ne yaparız? Beslenemez, Evet, beslenmemeli ya, dengeli veyahut da besleyemeyiz. otizm Sadece. hastalığına yol açar çocuk. Yani raşitizm olur falan. Onun Evet. için topluma da yeni tatlar, sanatçılar topluma yeni tatlar vermek zorundadır. Yani toplum karides yemeği öğrenecek, sevmese bile. Biftek vereceksiniz, balık vereceksiniz, efendim ne bileyim ben. Buna benzer şeyler. Tabii ki protein, mercimek de vereceksiniz, pilav da vereceksiniz ama Tabii. ne bileyim ben, karides yemeği de alışacak yani, öğrenecek Tabii, toplum. Onun evet. gibi. Yani Onun sadece için makarnayla işte görüyoruz vaziyeti hocam. Sadece makarna. sanatçıların görevi kendi iç dünyalarını hiçbir sansüre tabi tutmadan, hiçbir kısıtlamaya, hiçbir efendim engele yer vermeden, tabi tutmadan olduğu gibi dışa vurması lazım. O zaman işte Hocam topluma bu yararlı olur. O anlamda zaman yararlı toplumsal olur. görevini, ahlaki görevini yapmış olur. Yerine Evet, getirir. şimdi Siz durum bu. şunu söyleyebilir miyiz hocam? Ya da ne diyorsunuz bu konuda? Yeterince özgür müsünüz hocam? İçinde bulunduğunuz toplumda Hüseyin Hanım, yeterince. sesiniz gitti bu arada. Nasıl? Aa, niye acaba hocam? Şimdi nasıl geliyor mu? Şimdi geliyor tabii. Demin ama Geliyor. kayboldu bir ara, böyle Kayboldu. Arada oluyor kesildi. öyle şeyler hocam. Şunu söylüyordum. Yeterince özgür müsünüz bu ülkede ya da işte içinde bulunduğunuz toplumda? Siz mesela bir süre Almanya'da da sanatınızı ya uyguladınız. Bir burs Sesiniz kazanıp kesiliyor. öyle oluyor bilmiyorum. Hayır, görüntüde donuyor, sesiniz de kesiliyor. Evet. Hayır, görüntüde donuyor ayrıca. İnternetle. Ha, ben Olabilir. öyle görmüyorum ama bazen internetin yavaşlamasıyla olabiliyor. Şimdi Evet. nasıl hocam? Şimdi iyi mi? Yine dondu. Dondu. Allah Allah. Dondu, donup İnternetle iyi. donup tekrar donuyor arada bir. Mesela şu anda Aa. donup gene. Görüntünüz de donup, ses de yok. Aa, ben acaba diğer Şimdi internete mi geçsem? iyi ama. Şimdi iyi mi? Şimdi nasıl hocam? Duydum Değilse. sizi, evet. Peki. Şimdi Hay Allah, gene gitti. gene gitti. Hocam sizin ha evet, kalplere basmayalım. Kalplere çok basılmıyor zaten. Bu hocam iki tarafında internetiyle alakalı bir şey. Zaman zaman Olabilir, evet. çöküntülen. Şimdi nasıl, siz nasıl görüyorsunuz? Duyuyor musunuz beni? Şimdi duyuyorum tabii, evet. Peki, tamam. Şimdi biz devam edelim. Siz yine beni uyarın. Bir donukluk, bir işitmeme hali olursa. Şunu söylüyordum hocam. Siz yeterince Evet. özgür müsünüz bu toplumda? Yeterince sanat anlamında kendinizi özgürce ifade edebiliyor musunuz hocam? Yani yanlış anlamadıysam gene kesintiler oldu. Yani ben yeterince özgür müyüm diye sordunuz galiba. Öyle hissediyor musunuz? Yeterince özgür hissediyor musunuz bu toplumda sanatınızı üretirken hocam? Şimdi tabii şunu söylemek zorundayım hemen. Tabii ki biz toplum içinde yaşıyoruz. Toplum içinde yaşamak insanın her istediğini yapabilmesi anlamına gelmez. Özgürlük tabii müthiş bir disiplin isteyen bir şeydir. Yani en zor şey özgür olabilmektir Yüksel Hanım. O nedenle de Evet. En zor özgürlük, şey özgür olabilmek. Evet hocam. evet. Ama şu var, mesela düşüncelerimde özgürüm gayet tabii. Tabii ki. Ama tabii inançlarımda da basit bir örnek vereyim. Mesela inançlarımla ilgili her şeyi ulu orta herkesin içinde her zaman söylemem, bu korktuğumdan değil. Tabii. Değil, Yani kesinlikle. karşımdaki nasıl olsa anlamaz, anlayamaz beni. O Evet. nedenle ve susarım. Bazen susmak en etkili, yani susmak bazen en güzel şiirdir derler falan. Ama kendim düşünce olarak tabii ki özgürüm ama mesela özgürce düşüncelerimi ben internette diyelim ki ne bileyim ben sosyal medyada her şeyi düşündüğüm her şeyi yazamıyorum. Değil mi? Tabii. Onu
Bunu bir belli bir üslupla, gene aslında anlayan için her şeyi söylüyorum aslında. Ama bazıları anlamıyor bunu, ayrı konu. Yani üslup meselesidir. Bir şeyi ne söylediğiniz kadar nasıl söylediğiniz de önemlidir. Mesela öyle şeyler vardır ki en basit. Hallacı Mansur Elel Hak demiş, adamın derisini yüzüp saman basmışlar. Ama aynı şeyi Yunus Emre diyor. Aynı şeyi bakınız. Ama Yunus Emre'nin söylediği bugün camilerde ilahi olarak okunuyor. Ne demiş Yunus Emre? Enel Hak demekte hiçbir farkı yok. Ete keviye büründüm, Yunus diye göründüm. Bunun anlamı Enel Hak demektir. Niçin hocam anladın peki o zaman ikisi farklı, bu kadar farklı muameleler görmüşler? O birisi tabi Hallacı Mansur doğrudan doğruya Allah benim diyor. Evet. Anlatabildim mi? Evet. Ben Allah'ım demek istiyor. Yani bu bir meczup. Şimdi öyle diyenler var zaten. Şimdi var. Mesela toplum içerisinde işte falana dokunmak ibadettir. O Allah'ın bütün özelliklerini üzerinde taşıyor diye, bu aslında şirktir. Yani bunların şer'en katli vaciptir. Katli vaciptir bunların aslında. Yani bunu diyen falan kişi Allah'ın bütün vasıflarını üzerinde toplamış bir insan için bunu söylediği zaman onun inandığı dinde adamın onu söyleyenin katledilmesi lazım. Katli vaciptir. Evet. Doğru. Çok anladım hocam. Bu arada sizin görüntünüz dondu. Evet. Biraz mesela Yunus diyor, sanıyorum. Ete kemiğe büründüm. Evet. Yunus diye göründüm. Yani ben Tanrı'nın ete kemiğe bürünmüş Yunus adındaki görüntüsüyüm demek bu adam. Anlatabildim mi? Yani bunu demiş bana. Yunus gibi söylerseniz, Yunus Emre gibi söylerseniz, bu bir sanat, o mecazdır. Fakat Halacı Mansur gibi o da bir büyük bir şey. Ama bu doğrudan söylediği için riyakarlık yapmadan, yani sanat yapmadan söylediği için anlamayan halk adamı öldürüp derisine saman basıyor. Şimdi bu halde ya bir şey ne söylediğiniz kadar nasıl söylediğiniz de önemli. Önemli. Bunun için sanatta da böyledir. Ben öğrencilerime hep söylerdim. Geliyor, hocam işte şunu yaptım, bunu yaptım. Ya tamam bak gayet güzel yapmışsın falan da. Ama ne yaptığın değil, nasıl yaptığın önemlidir. Yani bunu, onun için biz deriz ki sanatta, sanat bir açıklama değil, sanat bir ifade tarzıdır. İfade etmektir. Yani mecazla söylemektir sanat. Yoksa açıklamak değildir. Evet, bir çeşit mecazla söylemek, doğru. Evet. Mesela desenle, diyelim ki yeri geldi şimdi söyleyeyim hemen. Desenle illüstrasyon da bir desendir. Öyle değil mi? Tabii. İllüstrasyon yani dergi resmi, kitap resmi bunlar bir desen, desenle çizerek, yani desen şeklinde çizerek yapılır. İllüstrasyon. Yapılan bir şey. Fakat tabii, evet. Bazıları geçenlerde bir şey duydum. Efendim bizim hocalarımız bize işte dekoratif sanatın şey olmadığını, dekoratif olmak iyi değildir diye öğrettiler. Tabii maalesef yanlış anlamış tabii. Yani yani bir söz vardı. Siz ne kadar bilirseniz bilin, söylediklerinizin tümü karşınızdakinin anladığı kadardır. Şimdi dekoratif başka şey, yani illüstrasyon başka şey, sanatsal desen başka şey. Tabii. Yani illüstrasyonda sanat olmaz mı? Olur ama buna biz artizana diyoruz. Yani illüstrasyon sanatsal yönü de olan desendir. Ama desen sadece sanat eseridir. Sanat eseridir. Hocam siz çok da değerli, yani zaten şuraya kadar olan kısım ders niteliğindeydi hocam. Hakikaten sanat adına hem çok hani bir şeyi böyle ders gibi ifade etmek sıkıcı da bir şeydir. Hayır, siz hem ders niteliğinde bir konuşma yaptınız şimdiye kadar, hem de hiç sıkılmadık. Okullarda bu işler nasıl hocam? Yani siz
Gazi'den mezunsunuz, sonra bir bursla evet. Almanya'ya gidiyorsunuz, Berlin'de 7 yıl geçiriyorsunuz, orada unvanlar alıyorsunuz, çok başarılı bir temsili, aynı zamanda Türkiye'yi de temsil anlamında da çok başarılı dönemler geçiriyorsunuz, geliyorsunuz Gazi, sonra da Hacettepe'de hocalık yapıyorsunuz. Siz işin eğitim kısmını nasıl görüyorsunuz hocam? Türkiye'de, Türkiye'nin önemli bir üniversitesinde, en son Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar'da hocalık yaptınız. 94'te profesör oldunuz. Orada çok büyük emekler verdiniz. Bir sürü öğrenci yetiştirdiniz. Şu anda artık tamamen kendi özel atölyenizde, kendi sanatınızla meşgulsünüz. Nasıl görüyorsunuz sanat eğitimini hocam? Türkiye'de önemli bir okulda hocalık yapmış biri olarak. Hüseyin Hanım, çok güzel bir soru. Özellikle teşekkür etmek istiyorum bu soru için. Ne demek çünkü, hocam? Çok sözünüzü kesiyorum ama kusura bakmayın. Hayır. Şimdi şu var. Evet. Hüseyin Hanım, eğitim, hemen şunu belirteyim. Şimdi bugün Türkiye'de 90'ın üzerinde Güzel Sanatlar Fakültesi var. O kadar eğitim var mı hocam? 90'ın üzerinde. Tabii. Evet. 90'ın üzerinde. Onu iyi biliyorum. Evet. Ayrıca bu 90'ın üzerindeki Güzel Sanatlar Fakültelerinin dışında bir de biliyorsunuz eğitim fakültelerinin resim, iş veyahut da sanat eğitimi bölümleri var. Onlar öğretmen mi yetiştiriyor sadece hocam? Evet, onlar öğretmen anlamak adına soruyorum. Evet. Evet, tabii. Ama yanlış bir şey var, uygulama var. Bundan 2002'de miydi, 3'te miydi? Almanya'da Mainz Üniversitesi, pardon, Johannes Gutenberg, Gutenberg Üniversitesi'nin Mainz'taki Güzel Sanatlar Fakültesi bizi davet etti. Heykel bölümünden öğrencilerle, hocalarla ben de gittim. Ben o zaman dekanlık görevini yürütüyordum. Buraya gelen misafir, o da oranın dekanıydı. Yani Mainz, Johannes Gutenberg Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi dekanıydı. Dedi ki sen de mutlaka geleceksin dedi. Neyse gittim. Evet. Davetli oldum. Evet. Orada bir toplantıya katıldım. Dediler ki biz Güzel Sanatlar Fakültesi ile Eğitim Fakültesi öğrencilerimiz, yani sanat eğitimcisi olacak öğrencilerimiz, Eğitim Fakültesi öğrencileri aynı dedi dersleri ve aynı çatı altında yapıyoruz. Fakat dedi öğretmen olacaklar, yani sanat eğitimcisi olacaklar, ek olarak meslek formasyonu dersleri alırlar. Bunu nasıl buluyorsunuz? Ve ideal buluyorum dedim. Olması gereken. Çünkü maalesef bizim eğitim fakültelerinin resim bölümlerinde çoğu, hepsi değil gayet tabii ama çoğu şunu söylüyor. Ben bunu Gazi'de bir şeyde de söyledim. Bir açık oturumda. Evet. Diyor ki efendim siz öğretmen olacaksınız. O halde sizin sanatçı olmanıza gerek yok. Siz eğitimci olacaksınız. Bu sanat işini bırakın. Hocam bu o kadar önemli ki bu ayırım. İyi ki ben bu soruyu gerçekten sordum da siz ama bence en iyi noktadan cevaba başladınız. Hakikaten evet. Eğitim Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi bu ayrım ve şu nokta çok önemli. Evet hocam. Evet. Şimdi 90'ın üzerinde Güzel Sanatlar Fakültesi var. Gelelim Türkiye'deki sanat eğitimi konusuna. Şimdi aslında 90'ın üzerindeki eğitim, pardon, Güzel Sanatlar Fakültelerine değil yetişmiş hoca, bu 90 Güzel Sanatlar Fakültesine dekan bulamıyorlar arada. Yani alandan dekanları yok. İşte bu doğru kadar. Evet, ya. Yani bu kadar bir şey, enflasyona gerek yoktu. Yetişmiş eleman, aslında özellikle güzel sanatlarda eleman yetiştirmek çok zordur. Çok. Çünkü hemen şunu söyleyeyim. Mesela benim Berlin'de okuduğum Güzel Sanatlar Yüksek Okulu 6 yıllıktı. Tıp Fakültesi Almanya'da 5 yıldır. Benim okuduğum Güzel Sanatlar Yüksek Okulu 6 yıldır. Evet. Yani çünkü sanat böyle okuyup ezberleyip bilgi biriktirmekle olmaz. Onu zamana ihtiyacı vardır. Deneyim kazanmak olgunlaşmayı gerektiren bir şeydir. Düşünsel anlamda. Bunun düşünsel boyutu da vardır. Fikir anlamında olgunlaşmayı gerektiren bir şeydir. Onun için de bizde bir sefer hemen şunu söyleyeyim. 90 Güzel Sanatlar Fakültesi çok fazla bir. İkincisi çok Güzel Sanatlar eğitimi için 4 yıl çok azdır. Üçüncüsü
Almanya'da gene Johannes Gutenberg Üniversitesi'nde mesela Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yaş ortalaması master ve lisans öğrencilerin 37'dir yaş ortalaması. Vay canına. Evet, biz de 18 yaşını bitiren çocukları alıyoruz 3-5 günlük kurstan sonra aman 4 yıl içerisinde apar topar hemen bir an önce öğrencinin annesinin babasının toplumun da şeyi bu. Bir an önce evladın diplomasını alsın gitsin. Alsın. Evet. Bu çok yanlış karışsın. Bir şey. Evet. Onun için... Her zaman biraz hafife alınan, biraz değil hocam. Evet, evet. Aslında çok hafife alınan bir alan sanat. Yani hiçbir zaman iyi ki siz değerli hocalar varsınız da işte biz sizlerden zaman zaman böyle işin önemini, detayını biraz kavrayacak şansımız şimdi oluyor. Bir de çok önemli bir sorun var burada. O da şu. Evet. Şimdi bu kadar fakülteye bırak yetişmiş eleman, öğretici, öğretim elemanı dekan bile bulamıyorsun. Onun için gene örnek vereceğim. Şimdi sanat eğitiminde mutlaka eğitimcinin, sanat eğitimcisinin önce iyi bir sanatçı olması lazım. İşte. Öyle. Doğa almak, bilmem master'ını yapmak, doktorasını yapmak falan yetmez. Evet, okumuş, profesör olmuş. İlle o iyi bir sanat eğitimcisi olmaz tabii. Olur yani. Anlamına gelmek. Kendisi evet. Bizzat çalışmıyorsa, kendisi iyi bir sanatçı değilse iyi bir sanatçı yetiştiremez. Mümkün değil. Yani ben şuna inanırım. Bir insan ne kadar yaparsa o kadar bilir. Ne kadar bilirse o kadar anlatabilir. Yani hem sanat yapmayacak hem de sanatçı yetiştirecek mümkün değil. Yani dans bilmeyen nasıl ki dans öğretemezse sanat sanat bilmeyen, sanat yapmayan da sanatçı yetiştiremez. Onun için evet. Joseph Albers'in hemen bir örnek vereceğim. Uluslararası literatürde adı olan Joseph Albers diye bir ressam var biliyorsunuz. Hepimiz de biliyoruz. Joseph Albers çok iyi bir renk kurancısı. İkincisi çok iyi bir eğitimci ve dünya çapında ünlü de bir sanatçı. Onun bir sözü var. Ben bunu Anadolu Üniversitesi'ne yazmış olduğu sanat eğitimi kitabında alıntı yaparak yazdım. Diyor ki Joseph Albers hem sanatçı hem kuramcı hem bir ressam olarak, sanatçı olarak veyahut da eğitimci olarak diyor ki sanatta yöntem diye bir şey yoktur diyor sanat eğitiminde. Sanat eğitiminde yöntem diye bir şey yoktur. Yöntem eğitimcinin kişiliğidir. Yani sanat eğitimcisi atölyesinde, sınıfında öğrenciyi peşinden sürükleyebilecek heyecanı verebilmesi, aktarabilmesi ve bu heyecanı, sanat yapma heyecanını da sürekli taze tutabilmesi gerekir. Onun için de kendisinin bizzat sanatçı olması, yaratması lazım. İşte yani bu. O bakımdan her atölye hocasının önce iyi bir sanatçı olması lazım. Ya. Şimdi iyi bir sanatçı ise zaten iyi bir kuramcı demektir aynı zamanda ve aynı zamanda iyi bir eğitimci demektir. Çünkü yaratma heyecanını öğrencisine aşılayabilir. Bu neye benzer? Yani bilgi biriktirmek kolaydır. Bazı hocalarımız vardır ki çok bilgilidir. Olağanüstü evet. Bir yani ayaklı kütüphane gibidir. Fakat kendisi sanat yapmadığı için aşılayamaz. Sadece bir bilgi çuvalından öteye geçmez. Bu neye benzer? Bazı konularda bilgi biriktirmek mümkündür. Ama bazı duyguları, mesela yaratma duygusunu yaşamadan bilemezsiniz yaratmanın ne olduğunu. Annelik duygusunu doğurmayan birisi nasıl bilemezse, halbuki hiçbir anne bir doğum uzmanı kadar, doktor kadar ne olduğunu bilemez. Ama bilmez. Doğum uzmanı da annelik duygusunun ne olduğunu bilemez, yaşamamışsa eğer. Ya. Yani doğurmamışlar bu. Yaratma tabii. Böyle bir duygudur. Onun için sanat eğitimcilerinin, atölye hocaları mutlaka iyi bir ressam, iyi bir sanatçı yani olmaları gerekir. Ama 90 Güzel Sanatlar Fakültesi'nin her birinin 10-20 atölyesi olsa 900 ne yapması? 2000 iyi sanatçı bulmanız lazım. Böyle olur bir şey mümkün değil. Böyle bir şey mümkün değil. Bulamazsın. O zaman bu kadar işte bu 90'dan fazla sanat okulunda bir sürü onlarca yüzlerce öğrenci
kaydoluyor ve işte sanatçı olmak üzere yola çıkıyor. Peki ne oluyor bu durumda hocam? Ben o zaman size hemen şunu söyleyeyim. Benim atölyeme gelen ilk bütün öğrencilere ilk geldikleri gün şunu söylerim hemen. Ha. Çocuklar önce hemen şunu söyleyeyim. İyi hoca yok, iyi öğrenci vardır derim. Hmm. O halde bunu bileceksiniz. Yani siz kendinizden sorumlusunuz. Sakın kabahati bana yüklemeyin veya şuna buna. Ha. Öğrencinin biri dedi ki hocam biz biliyoruz iyi hoca var mı yok mu? Biz biliyoruz dediler her neyse. Ama ilk sözüm şu. Çocuklar biz buraya kaç kişisiniz? 20 kişi geldiniz bugün. Evet. Ben sizin 20'nizin de sanatçı olacağınızı sanacak kadar aptal değilim, affedersiniz. Estağfurullah. Evet. Tabii. Hocam o zaman bu kadar hoca, bu kadar donanım, bu kadar masraf, maaşlar, işte bilmem şunlar bunlar niçin? O halde ama bu 20 kişi geldiniz de atölyeye bugün. İçinizden bir kişi sanatçı çıkarsa bu eğitim amacına ulaşmış. Hocam peki bu nasıl etkiliyor çocukları? Harika etkiliyor. Hiç kuşkunuz olmasın. Çünkü iki kişi çıkarsa bu çok iyidir. Üç kişi çıkarsa bu olağanüstü bir şeydir. Evet müthiş. Ama daha çok çıkarsa bu da bir mucizedir. Bu da ancak bin yılda bir olur. Bu da bin yılda bir olur. Hocam 15 çünkü, tanesi boşa çıktı bu durumda. Ne yapıyor çocuklar? Hayır. Ama ya diyeceksiniz ki geri kalanlar ne yapacak? İşte onu söylüyorum. Geri kalanlar da estetik terbiye almış, estetik birey olarak, estet olarak aydınlanmış ve düşünmeyi bilen, özgür bir beyine sahip olmayı öğrenen, nasıl bir özgür beyine sahip olunur, bunu öğrenir burada ve buradan o şekilde birer aydın olarak çıkarlar. Çıkar, sanatçı olmaz ama topluma faydalı. Evet bakın Evren Hollanda diyor ki sanat eğitimi hiçbir zaman boşa gitmez. Çok doğru, sanat eğitimi hiçbir zaman boşa gitmez tabii. Evet hocam. Tabii. Son cümlemi söylüyordum. Ha, biz ne olur diğerlerin olacak ama önemli olan bu 20 kişinin hepinizin birden o bir kişi olmaya çalışmanız önemli. Ha işte. Halde, hepinizin tabii. O bir kişi olmaya çalışmanızdır. Çünkü ileride kimin sanatçı olacağı belli olmaz. Hepiniz o bir kişi olmaya çalışırsanız bunu zaman gösterecektir. Einstein'ın ünlü fizikçi, matematikçi Einstein'ın bir sözü vardır. Ben yeteneğe falan da inanmam. Sanmayın ki sizin hepiniz böyle olan yetenek sahibisiniz. İçiniz, ben şunu yaşadım öğrencilerimden şuradan buradan. Ya bu çocuğun hali ne olacak? Ne yapacak bu çocuk? Nasıl bu şeyi başaracak dediklerim içerisinden sanatçı çıkanlar oldu fakat yeteneğine hayran olduğum, yani keşke bu yetenek bende olsaydı dediklerimden hiçbir şey çıkmadı. O halde... Ay canına. Evet, tabii. Yani onun için Einstein dediği gibi deha denilen şey alın teridir. Onun için emek demektir. Yaratıcılık emek. Benim bu ilham işi falan filan değildi. Her ne hikmetse bu ünlü bir söz vardır. Der ki, biliyorsunuz o 9 ilham perisi var. Musalar dediklerimiz. Nedense her ne gitmezse bu ilham perisi hep çalışana gelir. Çalışmayana iş gelmez. Hocam şöyle bir cümle var şimdi. İsmi göremiyorum. Sanat eğitimi boşa gitmez ama atölye hocası yüceltir diyor. Şimdi ne diyorsunuz? Atölye hocasının katkısı ne kadar hocam? Yani sizinle çalıştı. A kişisiyle çalıştı, B kişisiyle çalıştı. Oradaki yüzde nedir? O fark nasıl? Etkisi budur. Onun ölçüsü gayet basit. Hocası ne kadar çalışırsa, hocası ne kadar iyi bir sanatçıysa ve ikincisi çok önemli tabii, emek dedik değil mi sanat? Tabii. Sanat emek işi. Yalnız kendisine harcadığı emek değil, öğrencisine verdiği emek de önemli. Yani öğrencisine emek vermeyen sanatçı yetiştiremez. Orada öğrenci. Tabii. Yani hoca iyi bir sanatçı olacak ve iyi bir sanatçı olması demek zaten kendisine yeterince emek vermiş demektir, veriyor demektir. Evet. İkincisi de öğrenciye emek verecek. Bakın yani emekçi... şartları evet çok iyi anladık.
hoca sanatçı olacak ama öğrencisine de yeterince emek verecek. Bu arada Aras Burak Kaleli diyor ki hocam dede merhaba diyor. Torun mu? Öyle. O benim torunum, evet. Torunum, ay torunum. Canım Aras Burak, hoş geldin yayınımıza. Bak deden de sana selam veriyor. Hocam çok şahane bir sohbetti ama ne yazık ki süreyi aştık bile. Size evet, şey bile, Instagram bile kıyamadı sözünüzü kesmeye hocam. Gerçekten hem çok verimli hem de katiyen sıkıcı olmayan bir eğitim gibi bir bölüm oldu. O kadar donandım, o kadar yararlandım ki eminim izleyenler de böyle hissediyorlar. Benim bazı sohbetlerimin sonunda hocam hep geldiğimiz nokta şu oluyor. Bunun mutlaka bir devamı olmalı diyor. Ben gerçekten sizinle olan bu sohbeti de bir arkasının olacağı sözünü alarak kapatmak istiyorum. Gene yapabilir miyiz hocam? Böyle kendi tabii başına ilerleyen böyle bir sohbet yaparız değil mi yine? Çünkü tabii, gerçekten tabii süreyi bitirdik ve açtık. Bakın doyamadım ben diyorlar. Ben de yine giriş yaptım sanıyordum Hüseyin hocam valla ben de sözünüzü durmadan kestiğim için yeni girişler yaptınız ama o, tabii, bu girişler son gerçekten derece, yoksa ben bu kadar aklıma gelmezdi mi? Çokları siz konuşturdunuz beni. Yoksa eksik olmayın hocam. Ben hakikaten bu giriş olsun hocam. Bu giriş bölümünden sonraki gelişme bölümleri için biz gerçekten birkaç konuğumla bunu yaptık. Tüzüm hocamla yaptık. Şimdi İbrahim Çiftçioğlu'yla tekrar başlayacağız, yapacağız. Bu arada Yalçın Gökçebağ'la böyle birkaç bölüm yaptık. Bakın hepsi doyumsuz ve doyamadık fikri var. O zaman hocam biz bu bölümü, biz zaten şimdi bu yayın benim sayfama düşecek, Instagram sayfama. Orada izlenecek. Artı biz bunu 2 gün sonra konabiliyor. Nurol Sanat YouTube'a koyacağız. Ama sizden de şöyle bir söz aldık. Şimdi bakın herkes şahit. Sonra ben yapmam derseniz olmaz. Söz verdiniz. Hayır, yaparım. Devamını yapacağız hocam. Bu bir giriş bölümü olacak. Değil mi? Bunun tamam, sözünü aldık tamam sizden. Şahane tamam oldu. Gerçekten bakın diyorlar ki hocamın ses tonu bile yeter diyorlar. Gerçekten hocam. Ses tonunuzda da bir de Cemil Eren'in, siz Cemil Eren'i mutlaka tanımışsınızdır. Cemil Eren'i şimdi hatırladım. Bir tiyatrocu kıvamında hocam konuşurdu ve gerçekten ses tonu da öyleydi. Sizin ses tonunuz da bu anlamda gerçekten çok etkileyici. Yani hocalık için çok şans belki de bir yerde. Çünkü değil mi, bu iletişim sırasında o sesin tonu kullanılması falan da çok kıymetli bir şey. Hocam. Şey Hanım, özür dilerim, bir cümle söyleyebilir miyim? Estağfurullah, buyurunuz. Gayet tabii ki. Ben ilkokul öğretmenliğinden gelen bir insanım. İlkokul öğretmenleri için meslek dersleri öğretmenleri şunu söylerler. Öğretmen aktör gibidir, oynamak zorundadır. Ve iyi bir öğretmen sesini de iyi kullanan öğretmendir derler. Ama kaldı ki çok sağ olsunlar dinleyicilerimiz. Ben kendi sesimi hiç sevmem. Neden biliyor musun? Gerçekten mi? Neden? Evet, gerçekten ben kendi sesimi hiç sevmem. Nedense bilmiyorum. Fakat yani sağ olsunlar. Ancak şu var. Öğretmenlikten gelen, ilkokul öğretmenliğinden. Tabii şu var. Herkes mezun oluyor ama herkes demin dediğim gibi verilen, hani siz ne kadar bilirseniz bilin, söylediklerinizin hepsi karşınızdakinin anladığı kadardır. Veya bunu severek söylüyorum, belki 50 kez duyanlar olmuştu. Evet. Derya ne kadar büyük olursa olsun herkes kabı kadar alır. Yani bize hocalarımız, öğretmenlerimiz öğretmen okulundayken o hep özellikle söylerlerdi. Sesinizi kullanmasını öğreneceksiniz. Yani bu öğrenilebilir. Yoksa birçok öğretmen girip sınıfa böyle hani vızıldayıp durursa mıy 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 şey yapmadan tabii çocukların ne dikkatini toplayabilir. Anlatabildim mi? Ne dikkat çekebilir ne de etkili olabilir. Tabii yani bunlar öğretilebilir ve öğrenilebilir. Onu demek istiyorum. Kesinlikle. Hocam şimdi geçen alt yazılardan siz oraya çok dikkat etmediniz. İyi ki de öyle yaptınız. Ben birazını yakalayabildim, dağılmasın diye çok hepsini okuyamıyorum. Sizin
ne kadar iyi bir hoca olduğunuzu ben zaten duyardım. Yani ben sizin öğrenciniz olmadım. Biz sizinle bir tane sergi yapabildik Nurol Sanat Galerisi'nde. Çok güzel bir sergiydi. Zaman zaman çakıştı yollarımız ama hoca, iyi bir hoca olduğunuzu hep duydum. Şuradaki şu kısacık süredeki ifadeniz, anlatımınızda gerçekten bunu teyit etti ki siz gerçekten iyi bir hocasınız. Çok iyi ifade edebilmek, hani çok bilirsiniz ama bunu iyi ifade edemeyebilirsiniz. Tanrı size birçok anlamda yetenek vermiş ve iyi ki de Ankara'da, iyi ki de Hacettepe'de, Gazi'de hocalıklar yapıp birçok kıymetli öğrenciye elinizdeymiş hocam. İşte biz de buralardan, bu mecralardan sizin bu bilgilerinizi biraz daha biz böyle anlatmanızı sağlayarak bundan yararlanacağız. Ben çok teşekkür ediyorum hocam katıldığınız için. Gerçekten bakın tüylerim diken diken oldu. Çok şahane bir sohbet oldu. Gerçekten öyle, samimi fikrim. Ve mutlaka ki devamını yapacağız. Zaman ayırdınız bize, eksik olmayın. İsterseniz buyurunuz, siz de veda edin. Sonraki görüşme için ben sizi tekrar arayacağım hocam. Buyurunuz. Yüksel Hanım, ben de size çok teşekkür ederim. Özellikle dinleyicilerime ve artık arkadaşlarımız, öğrencilerimiz veyahut da genelde dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Ve bu iltifatları için de ayrıca teşekkür etmek isterim. Herkese iyi akşamlar diliyorum ve